Arkadaşlar merhabalar. Bölme konusunu işlemiştik. Şimdi bölünebilme konusuyla dersimize devam edelim. 2 ile bölünebilme kuralı. Birler basamağı 0, 2, 4, 6 ve 8 gibi çift olan sayılar 2 ile tam bölünür arkadaşlar. Yani burada çift tam sayılar 2 ile tam bölünür. Tam bölünür demek kalanın 0 olması demektir. Tek tam sayıların 2 ile bölümden kalansa 1'dir arkadaşlar. Şimdi 2 ile bölünebilme ile ilgili bir örnek çözelim. 4 basamaklı, rakamları farklı 3, 2, 6x sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 3, 2, 6 ve x. 2 ile tam bölüneceği için arkadaşlar bizim burada x değerimiz 0, 2, 4, 6 ve 8'den birisi olmalı. Yalnız rakamları farklı dediğimiz için 2 ve 6'yı alamayacağız buradan. Böylece biz x'in 0 artı 4 artı 8 değerlerini 3 tane değerini almış oluruz. Bunların toplamı da 12'dir diyoruz. 3 ile bölünebilme kuralı. Verilen sayının rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı ise sayı 3 ile tam bölünür. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalanı eşittir. Örneğin ABC gibi 3 basamaklı bir sayı 3'ün katı ise A artı B artı C 3K biçiminde. Eğer 3 ile bölümünden kalan 1 ise A artı B artı C eşittir 3K artı 1 biçiminde gösteriyoruz. Örnek şu şekilde arkadaşlar. 3, 4, A5 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümden kalan 1 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 3 artı 4 artı A artı 5. 3 ile bölümden kalan 1 olduğu için 3'ün katı artı 1 biçiminde gösteriyoruz. 3, 4 daha 7, 5 daha 12 artı A eşittir 3K artı 1. Bu sağ taraftaki biri sol tarafa alırsanız 12'den 1 çıktı. 11 artı A 3K olmalıdır. Böylece A'nın alacağı değerler arkadaşlar 11'e kaç eklerseniz 3'ün katını verir. Dolayısıyla 1 eklediğimiz zaman 12 3'ün katı olduğu için 1. Bu 1'e 3 ekleyerek ikinci sayımızı buluyoruz arkadaşlar. 3 ekledim. 4. 4'e 3 ekleyerek bölenimiz 3 olduğu için 7 ediyorum. Böylece 1, 4 ve 7 rakamları A'nın alabileceği değerlerdir. Bunların toplamı 1 artı 4 artı 7 dedik. Topladığımız zaman 11, 12 cevabını bulmuş oluruz. Bir başka örnek 5 basamaklı 4x, 5y, 3 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 3 ile bölümü dediğimiz zaman arkadaşlar rakamlarının toplamını alacaktım. O halde 4 artı x artı 5 artı y artı 3. 3 ile bölümünden kalan 2 demiştim. O halde 4, 5 ile topladım 9, 3 ile topladım 12. 12 artı x artı y. 3k artı 2. Yine kalan artı 2'yi sol tarafa geçirirseniz 12'den 2'yi çıkardınız 10 artı x artı y 3k şeklinde söyleriz. Ona kaç eklerseniz 3'ün katı bir sayı bulursunuz. Dolayısıyla 2 12 olur. X artı y yerine 2'ye 3 eklediğimiz zaman arkadaşlar 5. 3 ekledik 8, 3 ekledim 11, 3 ekledik 14, 3 ekledim 17. Bundan sonraki sayılar olmaz. Çünkü iki rakamların toplamı en fazla 18 olacağı için 17'ye kadar olan bu rakamları ne yapacağız? X artı y yerine yazabileceğiz. Böylece 2 artı 5 artı 8 artı 11 artı 14 artı 17'nin toplamını soruyor. Bunu topladığımız zaman arkadaşlar şurası 10, 20, 30, 37, 41, 42, 50, 57. 57 olarak bulunur bunun cevabı. 4 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Sayının son iki basamağı 4'ün katı ise sayı 4 ile tam bölünür. 4 ile bölümünden kalan son iki basamağın 4 ile bölümünden kalandır. İşte x'ye 4, 0, 0, 4 basamaklı sayısı son iki basamağı 0, 0 olduğu için tam bölünür. Son iki basamağı 0, 4 olduğu için sayı tam bölünür. 56, 4'e tam bölündüğü için kalan hepsinde de nedir? 0'dır. Burada şunu söyleyelim arkadaşlar. Bir sayı şöyle düşünün. Şurada A, burada B olsun. Birler basamağı ve onlar basamağı. Bu sayının 4 ile bölünebilme kuralında birler basamağında 2 ve 6 rakamları varsa onlar basamağı arkadaşlar tek rakamlardan oluşur. 1, 3, 5, 7 ve 9 gibi. Eğer bizim bu sayımızda birler basamağımız 0, 4 ve 8 gibi rakamlardan birisi ise onlar basamağı yani A yerine yazılabilecek olan rakamlar çift rakamlar. 0, 2, 4, 6 ve 8. Böyle pratik olarak 4 ile bölünebilme kuralında bunu uyguluyoruz. Örnek 5, 9, 7, A2. 5 basamaklı sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alır? 4 ile tam bölünüyorsa arkadaşlar bizi ilgilendiren birler ve onlar basamağıdır. Yani A2 ilgilenir. Birler basamağında 2 olduğuna göre onlar basamağındaki A yerine arkadaşlar tek rakamlarımız gelecekti. Dolayısıyla 1, 3, 5, 7 ve 9 gibi. 4 ile tam bölünebildiğine A kaç farklı değer alır? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı değer alır. Örnek 4 basamaklı rakamları farklı 7A, 9B sayısı 3 ve 4 ile tam bölünebildiğine göre A artı B'nin alabileceği farklı değerler toplamı nedir? Şimdi bu sayı hem 3'e hem de 4'e bölünüyorsa ilk önce 4'e bölünebilmeyi inceleyelim. 4'e bölünebilmesi için 7A, 9B sayısının arkadaşlar 9 ve B birler ve onlar basamağını ilgilendireceğiz. 4'ün katı olması için onlar basamağı tek rakam olduğuna göre bu kaç olmalıdır arkadaşlar? Ya 2 olmalıdır ya da 6 olmalıdır. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar 2 ve 6 şu şekilde elde edilmiş oluyor. 7A, 9 2 veya 7A 9 6 şeklinde. Burada B2 iken burada B6 iken dedik. Şimdi 3'ün de katı olduğuna göre bu rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. Dolayısıyla rakamları toplayalım. 2, 9 daha 11, 7 daha 18. 18 artı A 3'ün katı olmalıdır. Bu 3'ün katı olduğu için A yerine 0, 3, 6 ve 9 rakamları gelir. Böylece bizden istediği A artı B toplamıydı. Dolayısıyla 0 artı 2, 2, 0 artı 3, 3, 0 diyoruz. 3 artı 2, 5. Şurayı yanlış yazdık arkadaşlar. Bir saniye. Buradaki A artı B'nin alabileceği değerler B2 olduğu için A yerine 0 yazdığımızda 2. A yerine 3 yazdık 2. Toplamları ne oluyor arkadaşlar? 5. A yerine 6 yazdık 2. Toplamları 8. A yerine 9 yazdık. Toplam 2 B yerine 11 olmuş oldu. Şimdi şu ikinci durumu inceleyelim. Bu da 3'ün katı olacağına göre 9, 6 daha 15. 3'ün katı olduğu için toplamaya katmayabilirim. 7. 7'nin de 3'e böldüğümüz zaman 1 kalanını verdiği için 1 artı A'nın 3'ün katı olmasını isteyebiliriz. Bu halde de A yerine 2, 3 artırdınız 5, 3 artırdınız 8 rakamları gelir. Böylece B'miz kaçtı burada arkadaşlar? 6. A yerine 2 yazdık. 8. B 6 idi. A yerine 5 yazdım. 11. B 6 idi. Evet. A yerine 8 yazdık. Böylece de 14 oldu. A artı B'nin rakamları farklı demişti arkadaşlar. Buraya 2 yazdığımız zaman 3, 6, 9'u kullanamayız. Çünkü 9, 2 rakamı aynı olmuş oluyor. B yerine burada 6 yazdığımız zaman arkadaşlar 6, 9 ve 7 var. 6, bunların tamamını kullanabiliyoruz. Ama rakam farklı değerlerin toplamı kaç tanedir demişti. 8'den bakın burada var. Burada da var. Dolayısıyla bunu bir tane sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane şeklinde ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz. Bir başka örnek. A7, 6B sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir. A küçük B olmak üzere kaç farklı A7, 6B 4 basamaklı sayısı yazılabilir? 4 ile tam bölünüyorsa 6B'nin 4 ile tam bölünmesini arayacağız. 6 çift olduğu için B yerine 0 yani 60, B yerine 4, 64, B yerine 8 yazabiliriz. Böylece B'nin alacağı değerler arkadaşlar 0, 4 ve 8'dir. A B'den küçük olacaktı. Dolayısıyla A küçüktür B şartını sağlayan. B'ye 0 yazdığımız zaman bu şartı sağlayan bir sayı yok. Yok. Yine A küçüktür B şartında arkadaşlar B'ye 4 yazarsanız eğer A yerine 1, 2 ve 3 gelir. 3 durum. A küçük B'dir. B'nin yerine 8 yazarsak arkadaşlar A yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 rakamları gelebilir. Böylece şurada 7 tane yazılıyor. Burada 3 tane yazılıyor. Bizden 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir demişti. 3 artı 7, 10 farklı sayı yazılabilir. Örnek. Rakamları farklı 4 basamaklı A7-8B sayısının 4 ile bölümden kalan 3 olduğuna göre bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar rakamları farklı 4 basamaklı A7-8B sayısının 4 ile bölümünden kalan 3'müş. 4 ile bölümünden kalan 3 olması için arkadaşlar önce bunun tam olması şartını bulalım. B 0, 4 ve 8 olmalıdır. Rakamları farklı dediği için 8'i kullanmayacağız. Eğer birler basamağında 0 varsa 3 kalanını vermek için buraya 3 eklersem B'nin değeri 3. Buna 3 eklersem B'nin değeri 7 olur. O halde B'nin 3 değeri için arkadaşlar sayımız A7, 8, 3 olacak. B'nin 7 ise eğer bu durumda da A7, 8 ve 7 olacak. Dikkat edin burada rakamlar farklı değil. Farklı değil. Dolayısıyla burada herhangi bir işlem yapmayacağız. Biz şurada. Bu sayı 3 ile tam bölünüyor. Yani burası ne olacaktı? 3'ün katı olacaktı. O halde rakamlarını toplayacağım. A artı 7 artı 8 artı 3, 3'ün katı olmalıdır. 7, 8 daha 15, 3 daha 18. 18 artı A, 3'ün katı olması lazım. Dolayısıyla A yerine yazılabilecek rakamlarımız arkadaşlar 0, 3, burası 18'in katı olduğu için 6 ve 9 olmalıdır. Şimdi A'nın 0 olamayacağı burada aşikar, en büyük basamak 4 basamaklı olduğu için 3 yine olmayacak. Çünkü rakamları farklı demişti. 3'ü de alamadık. Dolayısıyla A yerine 3'ü alamıyoruz. 6 ve A yerine 9'u alıyoruz. Bizden bunların toplamını istediği için 6 ile 9'u toplarsak arkadaşlar 15 bulunur. 5 ile bölünebilme kuralı. Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. 5 ile bölümden kalan sayının birler basamağının 5 ile bölümden kalandır. Yani şöyle bir sayı düşünelim arkadaşlar. ABC sayısı gibi. Bunun 5 ile bölümünden kalan şu birler basamağına bakacağım. Eğer bu C 5'ten küçük ise kalan C'nin kendisidir. Yani buradaki rakamdır. Eğer burada C sayısı arkadaşlar A, B, C diyelim. C birler basamağındaki rakam 5'ten büyük ise bu durumda kalan C'den 5'i çıkararak ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz. Şimdi örneğimizi inceleyelim. AB 0 sayısı birler basamağı 0 olduğu için AB 5 sayısı da birler basamağı 5 olduğu için bu 5 ile tam bölünür. AB 2 sayısı birler basamağında 2 olduğundan bu sayının kalanı 2'dir. AB 8 sayısı birler basamağında 8 var. Bu sayının kalanı 8 5'ten büyük olduğu için 8-5 kalan 3 şeklinde söyleyeceğiz. Örnek 4 basamaklı 3A7B sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Şimdi şöyle 3A7B sayısı 5 ile tam bölünüyor. 5 ile tam bölünüyorsa birler basamağındaki B 0 ya da B ne olmalıdır arkadaşlar? 5 olmalıdır. Eğer B 0 ise arkadaşlar 3A7 0 sayısı, eğer B 5 ise 3A7 5 sayısı elde edilir. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer. Şimdi bakın 7A'nın bulunduğu basamak bizim 5 ile bölünebilme kuralını etkilemez. Dolayısıyla A'yı istediğimiz gibi ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Burada A'yı biz 9 seçersek B'de 0'dı. Bu ikisinin toplamı kaç eder arkadaşlar? 9 eder. B'yi 5 olarak alırsak arkadaşlar A'yı yine kuralı etkilemediği için istediğimiz şekilde seçebiliriz. 9 artı B'nin değeri 5'ti. İkisinin toplamı da 14 olur. En büyük değeri kaçtır? 14'tür diyoruz. Örnek 5 basamaklı 7-2A3B sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. 7-2A3B sayısının 5 ile bölümünden kalan 2. Bu sayının 3 ile tam bölündüğü biliniyorsa A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi bu 5 ile bölümden kalan 2 ise birler basamağı B ya 2'dir ya da 7'dir arkadaşlar. Bu durumda sayımız B'ye 2 verdiğimiz zaman 7-2A3 2 sayısı olur. 3 ile tam bölündüğü için 3'ün katıdır. B'ye 7 verirsek arkadaşlar 7-2A3 7 sayısı yine 3'ün katıdır diyoruz. Burada rakamları farklı demediği için hepsini alacağız. 7 artı 2 artı A artı 3 artı 2. 3'ün katı olmalıdır. 7 ile 2 topladık. 9. 3 daha. 12, 14. 14 artı A 3'ün katı olmalı. 3'ün katı olması için 14'e kaç eklersem 3'ün katı bir sayı bulurum. 15 olması için 1 diyeceğim. İkinci sayı için 1'e bölenimiz 3'te olduğu için 3 ekliyorum. 4, 3 ekledik 7. Buradan 3 tane sayımız gelmiş oldu A yerine arkadaşlar. A elemandır 1, 4, 7. İkinci durumu inceleyelim. 7 artı 2 artı A artı 3 artı 7 yine 3'ün katı olması isteniyor. O halde 7, 2 daha 9, 3 daha 12, 7 ile topladım 19 artı a eşittir 3'ün katı olmalı. 19'a kaç eklerseniz 3'ün katı bir sayıya ulaşırsınız. 2 eklerseniz 21 3'ün katıdır. O halde a yerine 2. Yine bu 2'ye 3 ekliyorum. Bölenimiz 3 olduğu için 5 ve 8. Buradan da a'nın alacağı değerler 3 tane. Dolayısıyla 3 tane buradan, 3 tane de diğer durumdan geliyor. Toplamları da 6 olmuş oluyor. 6 tane a'nın alabileceği farklı değer vardır. A ve 3C sayısı 4 ile tam bölünüyor ve 5 ile bölümünden kalan 1'dir. A küçük B küçük C şartını sağlayan AB 3C sayısı için A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? Bakın, en çok kaçtır? Şimdi bu AB 3C sayımız 5 ile bölümünden kalan 1. 5K artı 1 ise C sayımız ne olacak arkadaşlar? Ya 1 olacak ya da 6 olacak. 4 ile tam bölünüyor. Buraya bakın, C'ye 1 dersem arkadaşlar A, B, 3, 1 sayısı 4'ün katı olmalı. Dolayısıyla 31 4'ün katı değil. Dolayısıyla burayı ne yapıyoruz? 4'ün katı değil. Bunu geçtik. İkinci durum nedir? C'nin 6 olduğu durum. A, B, 3, 6. 36 4'ün bir katıdır arkadaşlar. Şudur. Dolayısıyla burada A küçük, B küçük, C şartımız vardı. C'yi 6 olarak bulduk. B ve A. Bizden istediği neydi arkadaşlar? A artı B artı C'nin en çok değerini soruyordu. Dolayısıyla C'yi zaten 6 olarak buldum. Bunun en çok olması için A ve B'yi de en büyük seçmem lazım. O halde 6 küçüktür. Bunu 5. A'yı da kaç seçerim? 4. Yerine yazalım 4 artı 5 artı 6. 15'tir bunun toplamı diyoruz arkadaşlar. 8 ile bölünebilme kuralı. Sayının son 3 basamağı 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür. Kalan sayının son 3 basamağının 8 ile bölümünden kalan şeklindedir. Örneğin 2000 dediğimiz zaman son 3 basamak 8'in katı olduğu için burada kalan 0'dır. 5208 dediğimizde 208 sayısı 8'in katı olduğu için kalan 0'dır. X'ye 104 dediğimiz zaman sadece 104'e bakıyorum. 104'ün 8'e tam bölündüğü için kalan nedir? 0'dır. Örnek 2A, 2B, 8. 6 basamaklı sayı 8 ile tam bölünebilmektedir. A ve B rakamları birbirinden farklı ise A çarpı B çarpımı en çok kaçtır? 2A, 2B ve 8. 8'in katı bir sayıymış arkadaşlar. 8'in katı tabi A ve B çarpımın en çok olması için B'yi ve A'yı en çok seçmeliyiz. Şurayı aldığımız zaman bizi ilgilendiren 2B ve 8'in katı olmasını isteyeceğim. Bunu 8'in katı olması için B yerine 0, 4 ve 8 gelmelidir. O halde bizim burada seçeceğimiz arkadaşlar çarpımın en büyük olması için B'yi en çok seçmeliyim. 8. A kuralla herhangi bir ilişiği olmadığı için A'yı biz kendimiz en büyük rakam olarak seçmemiz lazım. Burada A'yı da kaç seçerim? 9 seçeriz arkadaşlar. Böylece A çarpı B'de 9 çarpı 8 72 olarak bulmuş oluruz. 38 ABC 5 basamaklı sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre A artı B eksi C toplamın en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu toplamın en büyük olması için şu C'yi en küçük seçmeliyiz. A artı B'yi de en büyük olarak seçmeliyiz. Bu durumda A, B, C'yi seçerken şuraya 9 verdiğimiz zaman C'nin alabileceği değer 9'a 2'dir. Yani 992 sayısı ne yapar? 8'e tam bölünür arkadaşlar. Rakamları farklı ifadesi olmadığı için 9,9'u seçebiliriz. A artı B eksi C ifadesinde 9 artı 9 eksi 2. 9, 9, 18, 2'yi çıkardık. 16 sonucunu buluruz.